Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın uyguladığı destekleme politikaları ve eğitim programları sayesinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde turunçgil üretimi artıyor. Turunç, portakal, mandalina, greyfurt, bergamot ve limon gibi ekonomik değeri yüksek olan ürünlerin üretildiği Manavgat, bu alanda önemli ihracat potansiyeliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Manavgat İlçe Tarım Müdürlüğü, turunçgil tarımının geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapıyor. İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personeli, turunçgillerde verim ve kaliteyi artırmak için üreticilerle günün 24 saati diyalog halinde. Manavgat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde görev yapan ziraat mühendisi Mehmet Sönmez, turunçgil zararlıları konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Turunçgil ağaçlarının belli başlı önemli zararlılarla bulunmaktadır. Bunların birinci derecesi unlu bit, kırmızı örümcek, Washington çeşitleri içinde Akdeniz meyvesine önem arz etmektedir. Bunun için üreticilerimizin sürekli eğitim yapılıp köylerde bilinçlendirme amacıyla ne zaman, nasıl, ne şekilde yapılacağı ile ilgili sürekli bilgilendirmekteyiz. Özellikle unlu bitle ilgili çıkışla birlikte dallardayken iş kısmından uygun aletle ruhsatlı ilaçla ilaçlandığı zaman iyi sonuç alınmaktadır. Ama ilaçlamanın geçtiği zaman istenilen sonuca ulaşılması güçlük çekilmekte ve masrafı da artırmaktadır. Bunun için özellikle çiftçilerimizin bilemedikleri zararlarla ilgili şeyleri ilçe müdürlüklerimize başvurarak gerek bilgi almaları ve yerinde ilçe müdürlüğü teknik elemanları tarafından bilgilendirmeler gerekmektedir. O zaman eminim ki daha az masrafla daha iyi sonuca ulaşacaktır. Onun için biz diyoruz ki çiftçilerimize her zaman kapımız açıktır. Buyurun gelin sizle birlikte yerinde size anlatalım ve uygulamayı da gösterelim diyoruz. Üretici Aziz İnci ise turunçgillerin ekonomik getirisi ve ihracat potansiyelinin yüksek olmasına dikkat çekti. Bakanlığın yeni uygulamalarını takip ettiğini belirten Aziz İnci, bahçesinde ruhsatlı ilaç ve organik gübre kullandığını anlattı. Tarım teşkilatıyla işbirliğiyle beraber hareket ediyoruz. Tarım ilaçlarından kaçınıyoruz. Narinciye ruhsatlı ilaçlar kullanıyoruz. Mümkün olduğu kadar organik gübre ile besliyoruz. Çok fazla bir şeyimiz yok. Normalde sulamayı zamanında veriyoruz. İlaçlamayı zamanında atıyoruz. Bazı senelerde biyolojik mücadeleyle yaptık ama maalesef ilaçtan pahalı olduğu için ondan vazgeçtik. Tekrar ilaçlı mücadeleye döndük. Evet işte. Ağaçların bakımını nasıl sağlıyorsun? Budama dönemi ne zaman? Siz ne zaman yapıyorsunuz? En uygun dönem ne zamandır? Budama dönemim benim Konya Ermenek'ten devamlı bahçelerin bakımcıları gelir. Hâlâ da şimdi buradalar, burada kalıyorlar. Onlar hasat bitiminde budamaya başlarız. Budama dönemi malum hasadı olunca başlıyor. Budarız, ilaçlamasını yaparız. Devamlı bahçeyi bir insanın nasıl bir berber değiştirdiğinde rahatsız olduğu gibi ben de devamlı bahçeyi budayan adamlara budattırıyorum. Senelerdir, 20 senedir aynı insanlar gelir, budamasını onlar yapar. Ve onun için de rahatım yani. İnci ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın üreticilere verdiği desteklerden de memnun kaldıklarını kaydetti. Akaryakıt desteklemesi veriyor. Bir de şimdi Tarsim sigorta %50'sini devlet karşılıyor prim ödemenin. Oradan da bir destekleme oluyor. Bu yavaş yavaş yaygınlaşıyor ve iyi de oldu o.